Destek tedaviler, aslında destek tedaviler çok geniş sayıya sahip. Yani her ülkenin, her kültürel yapının kendine ait bir tedavi modülü olmuştu ve yüzyıllardır süre gelmiştir. Uyguladığımız tedavilere baktığımızda akupunktur, fitoterapi, ozon uygulaması, kuping tedavisi, manyetik alan tedavisi gibi birçok tedavi destek tedavi çerçevesinde yer almaktadır. Destek tedaviler hurafe olarak nitelendirdiğimiz şeyler aslında bilimin ışığında, ilim sürecinde eğer kendini kabullendirmediyse hurafe olarak tanımlanabilir. Ama baktığımızda bugün fitoterapiye mevcut ilaç sanayinin de ana kaynağını oluşturacak bir kurguya sahiptir. Akupunktur bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün onay verdiği bir uygulama şeklidir. Hakikaten diğer uygulamalarda yapılan uygulamalarda Dünya Sağlık Örgütü'nde uluslararası klinik uygulamaların da kabul gördüğü yaklaşımlardır. Ama bazen tanımlanamayan, bugün ilmin ışığında tam net olarak ortaya konmamış bazı uygulamalar da vardır. Bunlar da zaman içinde baktığınızda 300 yıldır, 500 yıldır kullanılan uygulamalardır. O zaman şunu diyebiliriz, ha demek ki kullanılıyorsa eğer sağlıkla alakalı bir zararı, sıkıntısı yoksa uygulamaya dahil edilebilir. Yani bunu da hurafe çerçevesinden çıkarabiliriz. Bu nedenle destek tedavileri eğer destek tedaviler çerçevesinde başlık olarak kullanıyorsak aslında hurafe olmaktan çıkmış mevcut bilim ışığında uygulamalara dahil edilmiş yaklaşımlardır. Biz öyle bakıyoruz. Destek tedaviler aslında insanlık var olduğundan beri var olan uygulamalardır. Bunların bakış açısı bedene bütün bakmasıyla alakalı süreci organize etmesinden geçer. Biz de RTM sisteminde hastaya yaklaşırken bütünsel bir kurgu olarak yaklaştığımız için bu tedavileri kimin neye ihtiyacı varsa destek formunda, ilmin ışığında, mevcut günümüz çerçevesinde hastalarımızda uygulamaktayız.